Denizli'de dün 16 yaşında bir genç icra memurları tarafından babasından zorla alınıp annesine teslim edildi. Görüntüler hepimizin içini acıttı ama bu manzara ilk değildi. Onun gibi yüzlerce çocuk var icra yoluyla bir ebeveyninden alınıp diğerine götürülen. Üstelik bunun psikolojik ağırlığı kadar maddi ağırlığı da var. Adalet Bakanlığı konuyu çözüme kavuşturmak için çalışıyor ve o çalışmanın bir an evvel sonuçlanmasını bekleyenlerden biri de Coşkun Kargın. Özlem Aksay bugün onunla konuştu. Çocuğunu ancak icra yoluyla görebilen o baba bakın neler anlattı. Her şeyi al oğlum yaşında bir kızım. Ba ne yapayım kızım? Ne yapayım? Alacaklar Allah aşkına. Ne yapayım? Her ay ben çocuğumu görmek için icra dairesine gidip 400 lira para yatırıyorum. Çocuk hac edilemez ya. Çocuk ne demek ya? Benim öz evladım haczediliyor. Bir mal gibi haczediyorum. Çocuğumu 3 saat görebiliyorum. Coşkun Kargın 12 yaşındaki evladını sadece icra yoluyla görebilen mağdur babalardan biri. Onun da tıpkı diğerleri gibi eli kolu bağlı. Ben param yok. Çocuğumu göremeyeceğim yani. Böyle bir şey. Düşünebiliyor musunuz yani? Çok özlüyorsunuzdur. Çok özlüyorum tabii. Ben göreceksiniz şimdi içeride odası var çocuğumun. Çocuğum odasını göremedi. Mahkeme kararına rağmen çocuğunu göremeyenlere tek bir seçenek kalıyor. O da çocuğunu etmek. Yani anne babalar önce icraya gidip 400 lira ödüyor. Ardından icra memurları ve pedagogla birlikte çocukların kapısına dayanıyor. Polis eşliğiyle geldim çocuğumu al alamadım. Olan çocuğu oluyor. Yani geleceğimiz olan çocuklara oluyor. Yani bu ne? Neyin? hesabı bu. Burası da Kartal'ın göremediği odası. Baba yeni evine taşındığında evinin bir odasını da biricik evladı Kartal'ına ayırdı. Kartal Beşiktaş taraftarıydı. Oda da Beşiktaş'ın renkleriyle süslendi ama bir türlü Kartal bu odada kalamadı. Hep aklından çıkmıyor. Oğlum bugün nasıl inşallah kısa zamanda gelecek odasına da kavuş, kavuşacak Allah'ın izniyle. Ne yapayım kızım ne yapayım abacık. Çocukları da mağdur eden icra yoluyla çocuk görmenin önüne geçilebilmesi amacıyla bakanlık bir çalışma başlattı. Ve bu çalışmaya göre bir merkez oluşturulacak. Anne ve babalar çocuklarını o merkeze götürecek ve pedagog eşliğinde görmek isteyen taraf o merkezden çocuğunu alıp onunla vakit geçirecek. Bu İcra ile çocuk alma çocuklara verilebilecek en büyük eziyet ve geleceğimizin karartılmasıdır bu yasanın bir an önce değiştirilmesi lazımdır <laughs>